Engin Ardıç, 31 Mart 2022 tarihli köşe yazısı. Hadi hayırlı ölümler, kendimi bildim bileli duyarım. Günün birinde İstanbul trafiği öyle içinden çıkılmaz bir hale gelecek ki herkes arabasını olduğu yerde bırakıp gidecek. Hep yaklaşıyoruz ama o gün bir türlü gelmiyor. Acaba gerçekten gelir mi? Hani kar bastırınca yaşananlar gibi. İstanbul trafiğine son bir yılda 247.415 araç eklenmiş. Millet aç ya ondan herhalde. Manda yoğurdu yiyemeyen halkımız o parayla araba alıyor olmalı. Böylece İstanbul'un toplam motorlu araç sayısı 4 milyon 688 bin olmuş. Aşağı yukarı her 4 kişiye bir tane. Canım bunların 3 milyonu otomobil, 96 bini minibüs, 37 bini otobüs, 747 bini kamyonet, 437 bini de motosiklet. Otomobil sayısı amansızca üstün. Her 5 kişiye bir adet. Parasızlıktan olmalı. Havadaki partikül sayısı da artıyor tabii. O kadar ki bir takım uzmanlar durakta otobüs bekleyenler maske taksınlar demişler. Pandemi maskesi değil kalıcı maske. Çözüm nedir? Çözüm yoktur. İstanbul bir canavardır. Canavarla baş edilemez. Yeşile saldırdıkça, orman içlerine yeni siteler domaltıldıkça bunlara yeni yeni yollar da yapılacak. Bir süre geçici bir rahatlama sağlanacaktır. Burjuvazi kendince bir çözüm buldu, kuzeye kaçıyor. Fakat bu yeni sitelerin, bu uydu kentlerin ömrü de ortalama 5 yıl. Asude diye gittiğim belde ortalama 5 yıl sonra çekilmez hale geliyor. Kimse toplu taşımacılık falan diye ukalalık etmesin. Kimse özel arabasından vazgeçmez ne arabasından vazgeçer ne mangalından. Pek pek gitgide artan benzin fiyatının da etkisiyle trafiğe daha az çıkar olur. Her gün işe gitmeme lüksü varsa bu bir çözüm değildir. İnsanlar hava kirliliğinden patır patır düşüp ölmeye başlayınca da bunun elbette ilahi bir açıklaması bulunur. Nitekim olası bir büyük depremde 1 milyon kadar kişi ölünce de vah vah denilip geçirecektir. Kimse tek plaka çift plaka diye de çok bilmişlik etmesin. Nasıl kontrol edeceksiniz? Kimse takmaz. Drift atan hayvana engel olabiliyor musunuz ki? Ancak akşamları televizyon haberlerinde görünce içinizden kalaylarsınız o kadar. Biz de yedik. Bizim hiçbirimizin bireysel beklentisi yok. Kemal Kılıçdaroğlu